Herkese merhabalar. Ben İntegra Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'nın Aylin Cevizci. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz ve yine oldukça sakin bir veri takvimiyle olan bir haftayı takip ediyoruz ama bu haftaki gündemimizde de geçen hafta da bahsettiğim gibi videomda dolar TL'yi konuştuk. Dün dolar TL 4.92.82 ile rekorunu tazeledi. Tabii kur rekora giderken piyasanın gözü kulağı Merkez Bankası'na döndü ve Merkez Bankası'na herhangi bir hamle gelecek mi diye odaklanıyor olduk ama gün içerisinde herhangi bir hamle gelmedi. Ve tabii ki de kur o rekor seviyesinin sonrasında hem fiyat seviyeleri artık böyle hem sosyal medyada hem gerek haber akışlarında 5 lira gibi seviyeler gündeme geldi ama gün içerisinde 4.90-4.80 aralığında bir fiyat hareketi izledi ve bu seyir korundu. Akşam saatlerinde merkezin yani dün akşam saatlerinde olağanüstü bir kararla toplanmasının ardından geçtik de penceresinde 300 bas puanlık bir faiz artırımı geldi. Tabii ki önce bir toplantı haberinin geliyor olması piyasalarda sert bir düşüşe neden oldu. Yani 4.87 bölgelerinden 4.64'lere doğru bir seyir izledik. Kısa bir süre sonra zaten hemen Merkez Bankası'nın yine bahsetmiş olduğum bu faiz artırımı kararı ile birlikte kur 4.54 seviyelerine kadar geri çekildi. 13.5 olan geçtiki de penceresini merkez 16.5 seviyesine yükseltti. Yani 7 Haziran tarihini beklemeden ani bir kararla şok bir faiz artırımına gitmiş oldu. Tabii ki de bu gelen faiz artırımı hem piyasanın artık istediği ve beklediği yani sözlü yönlendirmenin dışında olması gereken bir faiz artırımı gibi düşünüldüğünden veya artık çok fazla söylendiğinden tabii ki de tepki bu denli dün en azından baktığımızda iyi oldu. TL cephesinde iyimser bir görünüm izledik ama burada kura baktığımızda 4.55'lerde bir taban oluşturdu. Yani dün de aynı şekilde merkezin kararı sonrasında 4.55'lerin altına çok bir düşüş göremedik ve bunların da kısa vadeli kaldığını gördük. Evet, sonrasında yeniden 4.64'lere doğru bir hamle görsek de bunu daha çok ben küresel piyasalarda dolar endeksine, dolar cephesinde yaşanan harekete bağlı olarak oluştuğunu söyleyebilirim. Ama bugünkü harekette yine TL'nin kırılgan yapısının devam ediyor olması ve seçim sürecinde olmamız ister istemez burada yukarı yönlü tepkileri açık bırakıyor. Evet, yeni rekor seviyelerden uzaklaştık ve merkezin bu hamlesi en azından rekor seviyeleri veya yukarı yönlü hareketlerin biraz daha dizginleşmesine ve buraya set çekmesine sağladı. Bu noktada dediğim gibi yukarı yönlü hamlelerde artık şunu unutmamakta fayda var. Merkez piyasanın içerisinde ve 7 Haziran değil belki de bir 7 Haziran'a kadar yeniden bir agresif bir hareket oluşursa faizle olmasa bile başka bir hamleyle tekrardan kendini göstermek isteyebilir. O yüzden yukarı yönlü bir alım yönünde stratejisi olanlar için biraz dikkatli olmak gerekebilir diye düşünüyorum. Mevcut dolar için veya satım yönünü artık ne yapmalıyım diyenlerde bence yukarı yönlü tepkiler realizasyon için uygun olabilir olduğunu buluyorum. Bunun dışında Merkez Bankası'nın zaten 7 Haziran'da bir toplantısı var ama hani veri takvimi olarak baktığımızda da çok spesifik bir gelişme olmadığı gibi daha çok haber akışlarına ve sözlü yönlendirmelere veya gelen açıklamaları takip ediyoruz. O yüzden bugünden sonra da yine aynı şekilde TL cephesine yani dolar kanalına baktığımda çok majör bir birden bahsedemiyorum. O yüzden olayımız daha çok yurt içi piyasalarda. Bu nedenle gelişmeleri ve özellikle de haber akışlarını daha çok yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar, iyi kazançlar dilerim.